Tamam. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Yarışması'nın ödülleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla verildi. Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen program, Türkiye'den ve farklı ülkelerden ödül alan sanatçıların katılımıyla gerçekleşti. Törenin açılışında ilk sözü ev sahibi olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay aldı. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu amaçla 2016 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası İslam Sanatı Yarışması'nın bu yıl ikincisini yapmış olmanın mutluluğunu sizlerle paylaşıyoruz. Bu yarışma ile geleneksel sanat dallarının aslına uygun bir şekilde tatbik edilmesini ve bu sanat dallarında eser verebilen sanatkarların teşvik edilmesini, hat, tesip, minyatür ve çini gibi başlıca İslam sanatlarının uluslararası mecrada daha iyi tanınmasına katkıda bulunmayı amaçladık. AK Parti İl Başkanı Hasan Engi da İslam sanatlarının teşvik edilmesi ve günümüze taşınmasına katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Hazreti Mevlana'yı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Onun yolunda yürümek, bugünün dünyasında tüm insanlar için ne kadar elzem olduğunu da görüyoruz. Sevginin, barışın, hoşgörünün, birlik ve beraberliğin çok fazla ihtiyaç olduğu günümüz dünyasında da inşallah bu güzel gelişmeler hayra vesile olur. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da kültür ve sanatın İslam toplumundaki yeri ve önemine değindi. Unutmamalıyız ki kültür ve sanatı küçümseyen toplumlar kaybetmeye mahkumdur. İslami değerlerimizle sanatı milli, mahalli ve şahsi anlayışla zenginleştirerek gelecek nesillerimize bu güzellikleri de taşımak bizlerin asli vazifeleridir. Bu açıdan bu yarışmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gençlerimize ecdadımızdan kalan bu mirası aktarmak hepimizin görevi. Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak da yarışmayı İslam sanatını tüm dünyaya tanıtması adına önemli bulduklarını ifade etti. Geçen sene 53 adet eserin bu yarışmaya katılmış olmasına rağmen 2016'da yani geçen sene dediğim bu yıl 117 rakamına ulaşılmış olması. Çok büyük bir çabayı, çok büyük bir inceliği ve emeği gerektiren, onun için de zaten bildiğiniz gibi 2 yılda bir düzenleniyor bu yarışma. Böyle bir alanda bu kadar çok eserin ve İslam ülkelerinin birçoğunun da katıldığı uluslararası bir boyuttaki yarışmada bu kadar çok eserin sergilenmesi de bu kararın ne kadar doğru olduğunu, bu programın, bu yarışmanın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Kürsüye son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geldi ve konuşmasına Yemen'deki açlığa dikkat çekerek başladı. Bugün milyonlarca Yemenli kardeşimiz çok büyük açlık ve sefalet çekiyorlar. Yaklaşık 30 milyon Yemenli vatandaşımızın 20 milyonu açlık, sefalet ve şiddetle maruz. Mevlana'nın memleketinden, Vuslat'ın memleketinden ki bu sene selam temasının işlendiği, barışın işlendiği Konya'mızdan Diyanet İşleri Başkanlığımızın başlattığı Yemen kampanyasına tüm Konyalılarımızı, tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Bakan Kurum, hat, tesip, minyatür ve çini gibi İslami eserlerin sergileneceği mekanları Konya'ya kazandıracaklarını da açıkladı. Bu mekanları da inşallah Konya'da sayısını arttıracağız. Selçuklu döneminden bize kalan bu eserleri, Osmanlı döneminden kalan bu eserleri yaşatmak adına da hem bu yarışmalar hem de bu mekanlar çok büyük önem arz ediyor. O noktada tarih, kültür şehri olan Konya'mıza yakışır bir şekilde inşallah biz de bakanlık olarak her türlü maddi ve teknik desteği vereceğiz. Konya, Türk İslam medeniyetinin taçlandığı şehirdir diyen kurum, bu kapsamda şehrin geçmişten günümüze yüklediği misyon ve vizyona da vurgu yaptı. Bugün mesnevisiyle insanlığı, İslam'ın çağrısına ve kurtuluşuna davet eden Hazreti Mevlana mesajını Konya'dan vermiştir. Saadettin Konevi'nin, Şemsi Tebriz'in, Nasrettin Hoca'nın memleketi Konya, geleneğimize nice büyük şahsiyetler kazandırmıştır. Medeniyet bakiyemizin adeta taşıcılığını yapan Konya'da sanatımıza böylesine önemli bir yarışma ve programla sahip çıkılması da bu hizmetlerin de hala devam ettiğinin en önemli göstergesidir. Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Törende hat, tesip, minyatür ve Çini dallarında dereceye girenlerle jüri üyelerine ödülleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve protokol üyeleri tarafından verildi. Ödül alan eserler bir önceki yarışmada dereceye giren eserlerle birlikte Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında 17 Aralık tarihine kadar Konya Nüman Panorama'da sergilenecek. Mansiyon ve derece ödülü alan bütün değerli sanatkarları buraya alabilir miyim lütfen?